Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele Yunanistan Ligi'nden. Dediğim gibi Sakatçı takip etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar izleyemesek de zaten oldukça düşük gördüğünüz gibi. Ne var kendi evinde oldukça eskili Joe Cook'un statüsüyle dizili bu şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şükrü Öğütlü yine iddia belirtiyor. Evet sevgili bahisseverler. Sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 28 Ekim Pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum, mutlu pazarlar diliyorum. İnşallah bugünümüz de güzel geçer. Hemen hatırlatayım, tanıtı videomuzu hala izlemeyen varsa eski abonelerimizden ve yeni abonelerimiz geliyor. Her gün mutlaka izleyin, orada önemli uyarılar, bilgilendirmeler ve taktikler var. Sizler için önemli bir 16 dakikanızı ayırıp izlerseniz sizler adına iyi olur. Onun dışında hemen maçlara geçmeden önce buraya bir not almıştım. Evet, VAR uygulamasıyla ilgili bir arkadaşım bir şey söylemişti. Şimdi yaza yaza uzun uzun cevap vermeyeyim dedim. VAR uygulamasıyla ilgili farklı bir düşüncesi vardı. Tabii ki saygı duyuyorum ama hani VAR'dan dolayı kuponlarınız yatıyor veya VAR uygulamasından dolayı kuponlarınız geliyor. Veya VAR uygulaması birçok skora etki edebiliyor. İyi mi kötü mü tabii tartışılıyor ama ben VAR'ı sevenlerdenim, tutanlardanım. Güzel bir uygulama ama doğru kullanılırsa. Bizim şu an Türkiye'de doğru kullanılmadığına inanıyorum tabii ki ama birçok pozisyonu şimdi tek tek anlatmaya gerek yok. Gol değilken gol verildi, offside değilken offside verildi veya bakılması gereken pozisyona bakılmadı gibi gibi bir sürü şeyler var. Dediğim gibi ülkemizde yavaş yavaş yerleşecektir bu VAR uygulaması da. Doğru kullanıldığı zaman ancak doğru, güzel, sağlıklı bir sonuç verir VAR uygulaması. Dediğim gibi bu sene deneme senesi gibi veya ikinci yarıda belki daha da düzelir. Ama VAR uygulaması güzel bir şeydir. En azından haksızlığı, adaleti sağlıyor diye düşünüyorum ben. Daha da güzel uygulandıkça daha güzel olacaktır. Bir de tercihleri neden vermiyorum? Atilla Arda kardeşim gibi sen de versene diyorsunuz ki Atilla Arda kardeşim de bu konudan muzdarip. Tanıtım videosunda da anlattı size. Her videosunda da anlatıyor. Hatta son videosunda hoşuma gitti. Buraya bir yönetmen gösterdi bana da. Ben daha izlemedim de. Şuraya koymuş mesela. Şu anda diyor ne diyor? Bu şu tercihleri alanlar diyor. Ha, yorumları dinlemediği için diyor. Ne diyor? Bir şey diyor. Hepsi herkese selamları böyle yatacaktır. Ha, selamlar diyor. Çok güzel gönderme yapıyor. Yani ileri alıp Arda'nın da tercihlerini sadece alırsanız, yorumları dinlemezseniz yatarsınız. O da zaten anlatıyor yorumlarımı dinlemeden. Sadece burada yazdıklarımı alırsanız yatarsınız. Sonra bana yazmayın, gelmeyin falan diyor. Ben de hiç baştan beri girmiyorum o işe. Çünkü burayı dinleyin ki ben de çünkü arada tercihimi veriyorum. Üstüne bir de alternatif kupon için şunu deyin diyorum. Sürprizde diyorum, şunu deneyin diyorum. Ben oraya tercihimi yazacağım. Belki de ona güvenmediğimi söyleyeceğim. Ya da bundan ziyade şöyle daha güvenilir var diyeceğim. Oraya sadece bir tane tercih yazacağım belki. Yani yazıp da ileri almanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bunu zamanla öğreneceksiniz. Yani kavrayacaksınız önemini. Neden? Yani o kadar 2 dakika, 1,5 dakika konuşmayı dinlemeyip oraya almak ne kadar kötü. Halbuki oraya hiç almamak, dinleyerek, hatta bizi dinleyerek şu an telefonda ya da bilgisayarda daha kolay olur. Arka planda biz konuşurken ön planda kendin de analizlerini açıp bir aynı anda bakabilirsin. Yani zaten altyazıyla maçların adını kodunu yazıyoruz. Açıklamalara da yazıyoruz. O yüzden vermiyoruz, vermeyeceğiz. Arda kardeşim versin, vermeye devam etsin. Ne kadar verse de onun da yorumlarını dinlemek zorundasınız. Eğer kupon tutturmak ve kazanmak istiyorsanız ve her zaman diyorum mutlaka alternatif kupon yapın. Tek kuponla iddia tutturmak gerçekten çok zordur. Doğru tercihleri doğru kupona denk getirmek. Neyse daha fazla uzatmayalım. Pazar günü çok fazla maç var. Yorumlara mutlaka siz de maçlarla ilgili görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir de yorumlarda kavga etmeyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlar biri bir şey diyor, öbürü ona bir şey diyor. O giriyor, o giriyor. Sen ne diyorsun lan, öyle maç biter mi falan. Acayip kavgalar, tartışmalar duruyor. Yapmayın böyle arkadaşlar. Herkes birbirinin saygılı olsun tercihine ama. Ha, birbirinizi kırmadan, üzmeden güzel oluyor aslında. Hoşuma gidiyor. Takip ediyorum ben de elimden geldiğince. Güzel güzel fikir alışverişleri yapıyorsunuz. Yapın yani, kuponunuzu paylaşın, fikir alışverişi yapın. Sen öyle olmaz desen olur mu? Bunda böyle bu var, bu böyle olur da birbirinizle yazışın, güzel etkileşim oluyor yani. Ben de faydalanıyorum, bakıyorum ama kavga etmeyin lütfen. İlk mücadeleye geçelim hemen. 137 kodlu mücadele Burnley Chelsea mücadelesi.
Burnley takımına baktığımız zaman şöyle bir incelediğimde kalesinde çok şut gördüğünü görürüz. Hatta Avrupa'da en üst sıralarda yer alıyor kalesinde şut gören takım olarak. Kendi evinde de olsa Chelsea gibi bir takıma karşı hücum oynayamayacaktır. Zaten bu kadar da gücü yok. Chelsea'de zaten zor bir fikstürden çıktı sayılır. En son yaptığı mücadelelerde şöyle bir performansına göz attığımız zaman Avrupa'dan da mutlu döndü. Ondan öncesinde Premier Lig'de de Manchester United'la oynadı. Southampton deplasmanına gitti. Liverpool'la oynadı. Kendi evinde 1-1 kaldı. Kupada yine Liverpool'la oynadı filan derken ama gayet iyi gidiyorlar. Burnley'e baktığımız zaman City'ye en son 5-0 yenilmişti ama kendi evinde dediğim gibi Manchester United'a 2-0 yenildi. Hani büyük takımlarla oynadığı maçlara da baktığımız zaman hani defans yapacaktır yine. Chelsea'de Eden Hazard şüpheli görünüyor. Ciddi değilse sakatlığa ihtiyaç duyup oynatılmayabilir. Yine maçtan önce bir bakın. Ev sahibi ekipte de defansta bir sakatlık var önemli. Bir de orta sahada Aaron Lennon şüpheli görünüyor. Ona da bir maçtan önce bir bakmak lazım. Burada Chelsea'nin ben kazanacağını düşünüyorum. 1-20 orandan yeterli geliyorsa oynayabilirsiniz ama handikap da yapabileceğini düşünüyorum ben. Biraz daha risk alınabilerek handikaplı da tercih edilebilir 1-60 orandan. Chelsea'nin 2-0 ya da 3-0 kazanacağını düşündüğüm için, Burnley'den gol beklemediğim için gollere gidecek olan arkadaşlara önerim benim 2-3 gol olacaktır. 1.80 orandan bunu da tercih edebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 138 kodlu mücadele. Crystal Palace kendi evinde Arsenal'i konuk edecek. Arsenal gerçekten seyir zevki de veren güzel bir oyun oynuyor. Birkaç yıl önceki Galatasaray'ı andırıyor bana. Hem böyle pres yapıyor, tık tık güzel toplar çeviriyor. Gol de atıyor, gol de yiyor. Yani yediğinden fazlasını atıyor. O yüzden zevk veriyor. Yavaş yavaş oturdu Arsenal takımı da. Crystal Palace takımına baktığımızda 3 maçtır galip gelemiyorlar. İçeride dışarıda yeniliyorlar. Arsenal'de Sporting Lisbon'dan güzel bir galibiyetle döndü. 1-0 galip geldi. Şu anda herhangi bir sorun görünmüyor her iki takımda da. Arsenal'in dediğim gibi zayıf karnı olan savunmasındaki boşlukları değerlendirebilme ihtimaline karşı ben üst tercihini önereceğim ilk olarak size. 1.50'den 1.40'a düşmüş. İlk tercihimiz üst olmakla beraber Arsenal'in zorlansa da 2-1 ya da 3-1 kazanabileceğini düşündüğüm için Arsenal tercihi de değerlendirilebilir. Yine siz de bir bakın, güvenirseniz, aynı fikirdeysek değerlendirirsiniz. Bir sonraki maçımız 458 kodlu mücadele. Standard Liège kendi evinde Genk'i konuk edecek. Beşiktaş'ın rakibi olmuştu hafta içinde, hatırlıyorsunuz. 4-2 yenmişti. Saat 16.30'da oynanacak mücadele Standard Liège'in sahasında Belçika'da. Baktığımız zaman Standard Liège de kendi evinde etkili bir ekip. İki ekip de Avrupa'dan döndü. Genk takımının geçen sene Mayıs ayında bu sahada oynadığı mücadelede 5-0 yenildiğini hatırlatalım. Burdun da mutlaka akıllarda yer etmiştir. Çoğu futbolcusu hemen hemen aynı zaten. Krasnodar'ı 2-1 kendi evinde son dakikada kornerden attığı golle yenmişti. Standard Liège moralli döndü Avrupa'dan. Daha doğrusu kendi evinde ağırlamıştı. Genk işte Türkiye'den deplasmandan döndü ama o da çok moralli. Teknik direktör hatta maçtan sonra yaptığı açıklamadan oyuncularımız başarıya aç, genç ve kazandıkça sanki daha da hırslanıyorlar, hiç yorulmuyorlar, gayet memnunum gibi bir açıklama yapmıştı. Genk takımı burada da yine mücadelesini yapacaktır. Leandro Trossard'ın sakatlığı var. Genk takımında orta sahanın önemli isimlerinden. Ev sahibi ekipte de yine orta sahadan bir tane sakatlık var. Özellikle Samata çok tehlikeli bir forvet. Beşiktaş maçında da izleyenler görmüşlerdir. Ben bu mücadelede yine zevkli, tempolu, güzel bir mücadele bekliyorum. İki takımın da gol atacağını bekliyorum. İlk tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Onun dışında iki takım da durmayacaktır. Yine dediğim gibi eğer goller erken gelirse üste de gidecektir. 1.45 orandan üste tercih edilebilir. Hatta risk almak isteyenler için sistem kuponlarında 4-6 gol bile denenebilir. 2.30 orandan diye düşünüyorum sistem kuponları için. Hatta abartıp sistem kuponlarına 7+ bile koyabilirsiniz. O kadar gollü bir maç bekliyorum. Yani 4-2-5-2 ne bileyim 3-3 4-3 nedense öyle geçiyor içimden. Bakalım. Avrupa dönüşü olduğu için belki yani olmayabilir ama yine de bir değerlendirim var. Üst tercihleri idealdir gibi geliyor bana. Bir sonraki maçımız 143 kodlu mücadele. Hemen bakalım şöyle. Almanya 1. Ligi'nden, Bundesliga'dan Leipzig kendi evinde Schalke takımını ağırlayacak. Schalke'yi de Galatasaray maçında izlemiştik. Yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Güzel de pozisyonlara girdiler. Değerlendiremediler. Penaltıları verilmedi. Onun dışında %100'lük birkaç tane pozisyonları var. Muslera kalesinde devleşti. Schalke'de yavaş yavaş açılmaya başladı diyebiliriz.
Ama hala deplasmanda zorlanan bir yapıları var. Özellikle kendi evinde Almanya'da yani. Leipzig'te Celtic takımını 2-0 yenmişti. Schalke tabi Türkiye'den döndüğü için daha yorgun olacaktır belki ama Leipzig'in kendi evinde ben yine Schalke'yi yeneceğini düşünüyorum. Onların da oyun düzeni çok güzel. Ortalama, yaş ortalaması biraz daha düşük bir takım ve güzel oynuyorlar. Hala geçen seneki gibi Naldo Schalke'de hala eksik. Onun dışında az kalecileri de hala sakat. Leipzig'te de Emil Forsberg'in sakatlığı devam ediyor. Ben burada Leipzig'in galip geleceğini düşünüyorum. Oran da düşmüş 1.80'den 1.65'e, daha sonra 1.60'a. Demek ki çok yüklenme var. Onun dışında güvenmeyenler üst tercihini de kullanabilirler. Oran yine aynı 1.60 orandan. Schalke'nin de çünkü eşlik edebileceğini düşünüyorum. Leipzig'in defansı da ara ara açıklar veriyorlar. Değerlendirebilir. Schalke'yi ben beğendim Galatasaray maçında eski durumuna göre. Yani düzeltmişler kendilerini. 1 ve üst tercihleri kullanılabilir. Burada Leipzig'ten ben 3-0-3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için sürpriz ya da sistem kuponları için handikap 1 denemesi bile yapılabilir diye düşünüyorum. Naçizane sistem adı üstünde bir fantazi deneyeceğiz. Fantazi sevenler için bunu da önerebilirim. Bir sonraki maçımız 144 kodlu mücadele. Yeni Malatya Spor kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 18'de bu mücadele. Oranlar düşüyor ama arkadaşlar bunu hep anlatıyorum. Şimdi herkes Malatya'ya yüklendiği için 3.90'dan 3.75'e, oradan da 3.30'a kadar düşmüş galibiyet oranı. Beraberlik oranı da 3.30'da açılmış, 3.10'a ve 2.90'a kadar düşmüş. Yani oranlar diyor ki ve Türkiye'deki çoğu kişi bu maça 1 ve 0 ya da 1-0 çifte şans oynamışlar. Bundan dolayı düşüyor. Galatasaray'ın oranı da 1.55'te açılıp daha sonra 1.65'e, aynı gün bir de 1.80'e çıkmış. Tabii ki burada ben de bir Galatasaraylı olarak duygusal davranmayacağım. Sonuçta takımın hali ortada. Son maçlarda izliyoruz. Hem Bursa maçında hem Schalke maçında hem de sakatlıklar hala devam ediyor. Serdar Aziz şüpheli, belki oynayabilir. Nagatomo da katıldı bu sakatlar kervanına. Emre Akbaba zaten yok. Fernando şüpheli oynayabilir. Feiguli filan düz koşulara başlamış diye duydum ben. Eren Derdi yok, oynamayabilir. Henry Onyekuru yine öylesine sakat. Sakatlar ordusu adeta. Malatya Spor'da da defansın önemli isimlerinden Mina sarı kart cezalısı. Bu mücadelede açıkçası arkadaşlar benim aklımdan 1-1 ya da 2-1 kim yenerse diye geçiyor. O yüzden bu maçla ilgili ben tek tercih vereceğim. O da 2-3 gol olacak. Taraf bahsine girmeyeceğim. Tabii ki 1-0 çifte şans oynayanlara saygım var ama Malatya'nın yenebileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın da yenebileceğini düşünmüyorum. Aslında beraberlik kokan bir mücadele ama dediğim gibi o da 1-1'li olacaktır diye düşünüyorum. Bir taraf yense bile en fazla 2-1'le yener diye 2-3 gol önereceğim. Ben naçizane, katılırsınız katılmazsınız bilemem. Bir sonraki maçımıza geçelim. 145 kodlu mücadele. İspanya 1. Liginde saat 18.15'te La Liga'da Barcelona Real Madrid'i konuk edecek. İşte bir El Clasico mücadelesi. Bu karşılaşmada Messi olsaydı daha farklı konuşabilirdik ama Messi eksik Barcelona'da. Real Madrid'in formsuzluğu ortada. Pilsen'i bile zar zor yendiler. Ama aslında ben maçlarını izliyorum da sonuca gidemiyorlar. İyiler aslında. İyi top çeviriyorlar. Ben beğeniyorum. Hani Marcelo'nun bindirmeleri, Isco olsun, Casemiro olsun, Toni Kroos, Luka Modric falan aslında gayet güzeller de problem nedir tam anlayamıyorum yani. Carvajal'in eksikliği devam ediyor defansta. Onun dışında Real Madrid'de herhangi bir şey yok. Messi dışında da Umtiti'nin sakatlığı devam ediyor Barcelona'da. Bu karşılaşmaya baktığımız zaman tabii herkesin aklına goller geliyor ama Real Madrid'in formsuzluğu, yani her şey bir kenara atılacaktır arkadaşlar. Burada sonuçta bir büyük bir maç. Sonuçta El Clasico, bir derbi. Bunun şeyi farklı olur. Yani bütün sorunlar o an rafa kalkar. O 90 dakika bambaşkadır futbolcular için. O yüzden ben bu maçta iki takımdan gol bekliyorum. Karşılıklı gol var sağlam tercih olacaktır bana göre. Onun dışında birbirinin dışında kime döner? 2-1'le mi döner? 3-1'le mi döner? 3-2 mi olur? Orasını hiç bilemiyorum ama karşılıklı gol var sağlam olacaktır. Benim şöyle bir teorim var. Sanki burada Real Madrid hani bir şeyden acısını çıkarmak istercesine bir hızlı bir giriş yapıp da eğer şok bir baskınla ve golle başlarsa ilk yarı, ikinci yarı için aklımda 2'den 0 gibi bir tahmin var. Nedense maçlara bakarken şöyle aklıma geldi. Real Madrid'in ilk yarıda öne geçtiği, ikinci yarıda Barcelona'nın beraberliği sağladığı 2'den 0 fantezi kuponlarda ya da Barcelona alır diyenlerdenseniz 2'den 1 fantezisini de deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben ilk yarıda Real Madrid'den bir erken reaksiyon bekliyorum açıkçası. Bir sonraki mücadelemiz 146 kodlu mücadele. İngiltere Premier Lig'de saat 19'da Manchester United kendi evinde Everton takımını konuk edecek. Manchester United'da bir türlü çözemedik. Real Madrid'den teklif aldığı söyleniyor.
Ama Mourinho'nun tazminatını alamadığı için ya da almak için kabul etmediği söyleniyor. Hani basında böyle haberler var. Kovulmayı beklediğini söyleyen var. Belki takımı sabote etmiyor ama son mücadelede, Avrupa'daki mücadelesinde oyuncu değişikliği yapmadığını belki bilenler vardır. 3 oyuncu değişikliği hakkı verken hiç oyuncu değiştirmedi. Belki de takımın rotasyona müsait olmadığı için, sakatlar olduğu için ya da yedeklerin yetersiz olduğunu düşündüğü için bilemiyoruz ama yani sabote mi ediyor, etmiyor mu, ne düşünüyor bilemiyoruz. Bazı hatalar yapıyor Mourinho'da ama ne düşündüğünü bilemiyoruz. Everton takımı da iyi skorlar alıyor, skor buluyor. Cenk sonradan oyuna giriyor, katkı sağlıyor ama hala Cenk'siz başlıyor. Belki bir hamle oyuncusu olarak görüyor Cenk'i teknik direktör ama burada Manchester United Everton maçı ile ilgili benim tek tercihim olacak. Everton'ın da burada gol bulacağını düşünüyorum ben sorumlu Manchester'a karşı ve karşılıklı golleri deneyeceğim ben açıkçası. Karşılıklı gol var 1.55 orandan denenebilir gibi geliyor bana. Sizler de bir değerlendirirsiniz. Taraf aslında kaçmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok fazla güvendiğim bir maç değil. Şimdiye kadar söylediğim maçlarda Standard Liège-Genk maçı güvendiğim bir mücadeleydi. Bir de Chelsea galibiyeti güvendiğim bir mücadeleydi. Arada söylemeyi unutuyorum. Aklıma geldikçe söyleyeyim böyle. Bir sonraki mücadelemize geçtiğimiz zaman 148 kodlu mücadele. Almanya 1. Ligi'nden yine Bundesliga'dan. Bu da çok güvendiğim bir mücadele değil ama neden olmasın diye düşünüyorum. Werder Bremen kendi evinde Leverkusen'i ağırlayacak. Şimdi Werder Bremen rahat. Bu sene gayet performansı iyi zaten. Kendi evinde de güzel oynuyor. Gollü maçlar çıkartıyor. Leverkusen'e baktığımız zaman yorgun döndü Avrupa'dan ve 3-2 yenildi Zürih takımına. Hem moralsiz hem yorgun. Zaten ligde de 2 maçtır galip gelemiyorlardı. Şöyle bir sakat cezalı var mı, önemli bir bakalım. Her iki takımda da bir şey yok. Bu maçta ben yine Werder Bremen'in sayesinde oyun temposunun yükseleceğini ve üst bir skor çıkacağını düşünüyorum. Ve Werder Bremen'i yine 2-1-3-1 gibi kazanacağını düşünüyorum. Sistem kuponlarında ya da yüksek oran için Werder galibiyeti denenebilir gibi geliyor. Ha, sağlam tercih skor yetiyorsa oran yetiyorsa 1-0 çifte şans tercih edebilirsiniz. Werder Bremen yenilmeyecektir ama onun dışında bir tercih de sistem kuponlarında denenebilir. Dediğim gibi gollü bir galibiyet bekliyorum Werder Bremen'den. Bir sonraki maçımız 507 kodlu mücadele. Hemen hızlı hızlı anlatıyorum ki video uzamasın. Çok maç var pazar günü. 507 kodlu mücadele akşam saat 20'de Belçika Ligi'nde Eupen kendi evinde Anderlecht takımını ağırlayacak. Hemen bu maça da şöyle bir bakalım. Anderlecht takımı çok fazla güven vermiyor. Öne geçtiği maçlarda bile gol yiyebiliyor. Bunu Fenerbahçe maçında da gördük. Zaten Avrupa'dan yorgun olarak döndüler. Eupen takımına baktığımızda gol atabilen, kolay gol atabilen, zaten kolay da gol yiyen bir ekip. Bu sene de öylesine ve kendi evinde güzel maçlar çıkartıyor. Şu anda 10 puanla 12. sırada. Dediğim gibi çok gol atıp yiyen bir takım Anderlecht'te. Avrupa yorgunu olduğu için bakın buraya dayandırıyorum yani. O yüzden Eupen kendi sahasında Anderlecht'e gol atacaktır. Anderlecht'ten de ben gol bekliyorum. Ev sahibinde herhangi bir takım sakat veya cezalı yok. Anderlecht'te defansta önemli bir isim. Kırmızı kart cezalısı. Karşılıklı gol var. Bu mücadelede denenebilir. 1.30 oranıyla ayrıca 1.40 oranıyla üstte denenebilir. Ben gollü mücadele bekliyorum. Bundan dolayı karşılıklı gol var ve üst tercihlerim arasında tam olarak güvenemesem de %80 bir güvenim var bu mücadeleye de. Bir sonraki maçımız 191 kodlu mücadele. Fenerbahçe Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Akşam saat 20.30'da bu mücadele. Fenerbahçe Frey ilk golünü attı Avrupa'da. Hatta golü attıktan sonra nasıl sevineceğini şaşırdı adam. O derece yani, kendi de şaşırdı herhalde. Sevinçte bir ilginç oldu. Ben güldüm yani. Hasan Siyomuz da golünü buldu. Güzel oyununu golle süsleyebildi. Bu mücadelede 2-2 beraberlikle döndü Anderlecht deplasmanından ve moralliler diyelim, moralli sayılırlar yani o deplasmandan bu durumdayken böyle bir beraberlikle dönmek. Ankara Gücü karşısında kendi evinde seyircisinin de desteğiyle tabii ki kazanabilir diye düşünüyorum ben ama Ankara Gücü'nün de açılacağını düşünüyorum Fener karşısında. Fener'in bu durumundan faydalanabilmek için aklımdan geçen benim tercihler 1 ve üst olacak arkadaşlar. Fener'e güvenmeyenler üst oynasınlar ama artık Ankara Gücü'nü de yener Fener kendi sahasında diyenler 1 oynayabilirler. Benim aklımda bu ikisi var. Bir sonraki maçımıza geçtiğimiz zaman 192 kodlu mücadele.
Napoli-Roma mücadelesi İtalya'da son derece zevkli geçmeye aday bir mücadele. 22-30'da oynanacak Napoli'nin sahasında. Bunların arasındaki istatistiklerde geçmiş yıllarda devamlı son yıllarda yani hep deplasman takımının kazandığını görüyoruz son 2 senedir. Hani Napoli kendi evindeyse Roma kazanıyor, Roma kendi evindeyse Napoli kazanıyor ama bu sene Napoli biraz daha derli toplu, defans olarak da öyle. İyi sonuçlar da almaya başladı. 3 maçtır gol yemeden kazanıyordu Şampiyonlar Ligi'nde, Liverpool maçı dahil. Paris Saint-Germain deplasmanından da 2-2 ile dönmek öyle kolay bir iş değil. Roma'da Spal'e yenildikten sonra CSKA'yı kendi evinde rahat geçti. Birbirlerinin performansını kıyasladığımız zaman ben Napoli'yi bir adım önde görüyorum. Çok fazla sakat cezalı önemli bir şey yok. Napoli'de Roma'ya baktığımız zaman orada da Pastore dışında önemli bir sakat yok gibi, herhangi bir cezalı yok gibi. Bu mücadelede dediğim gibi zevkli bir mücadele, gollü bir mücadele bekliyorum. Her iki takımın gollere katkıda bulunacağını düşünüyorum. İlk tercihim üst olacaktır benim. Onun dışında Napoli galibiyete bir adım daha yakın gördüğüm için zor da olsa Napoli kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Açıkçası naçizane düşüncem bu şekilde. Güven oranım yine %75-80'lerde açıkçası. Çok fazla güvenilir maç bulamıyorum. Heh, bu maç güvenilir bak. Bir sonraki maçımıza baktığımız zaman, yok bu değil, son maç güvenilir. Arada bir maç daha varmış. 193 kadro mücadele. Sondan bir önceki maçımız 193. İspanya 1. Liginde Sevilla kendi evinde Huesca ile oynayacak. Bu da aslında güvenilir bir maç. Nasıl bir maç? Akhisar karşısında önerdiğimiz gibi 1'ler, handikap 1'ler, ilk yarı 1'ler, 4-6 goller, 4 tane tercih vermiştik. 4'ü de gelmişti biliyorsunuz. Sevilla özellikle kendi evinde çok etkili bir takım. Huesca kesinlikle bunların ayarında değil. Bunlara kafa tutabilecek bir takım değil. Ne kadar yorgun da dönse Avrupa'dan, Sevilla Huesca ile her türlü, ne derler ona, ölüsü yeter yani gibi geliyor bana. Zaten Huesca takımında da defansında ve orta sahasında sakatlık olduğu gibi orta sahanın bir de önemli bir oyuncusu sarı kart cezası olarak görünüyor. Yine bu mücadelede galibiyetini önereceğiz ama 1-10 oran tabii ki yeterli olmayacaktır. İlk tercihimiz 1, daha sonra ilk yarı 1 denenebilir, 1-30 orandan oran yükseltebiliriz. Daha sonra handikap 1 denenebilir, 1-35 orandan. Ayrıca keşke kaza golü yese de bu da gelse. Sistem kuponları için 4-6 gole de belki tek başına da götürebilir. 1.95 orandan 4-6 gol de denenebilir diye düşünüyorum. Yine günün güvenilir mücadelelerinden biri gibi duruyor. Ve son mücadele, bu da 194 kodlu mücadele. Fransa 1. Liginde saat 23'te oynanacak. Marsilya kendi evinde Paris Saint Germain'i konuk edecek. Bu da güvenilir bir mücadele gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi Fransa'da Paris Saint Germain varsa işin içinde gol vardır. Gol de yer, gol de atar diye insanın aklından geçmiyor değil tabii ki. Baktığımız zaman Avrupa'dan ikisi de moralsiz döndü diyebiliriz. Marsilya kendi evinde Lazio'yu ağırladı ve 3-1 yenildi. Paris'te kendi evinde Napoli'yi ağırladı ve geriden gelerek beraberliği kurtardı. 2-2 bitti mücadele. Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor Paris Saint-Germain biliyorsunuz birkaç senedir. Ev sahibi takımda Taovi'nin sakatlığı var. Paris Saint-Germain'e baktığımız zaman Kimpembe kırmızı kart cezası. Defans'tan ve Thiago Silva sakatlığı devam ediyor. Onun dışında önemli bir şey yok. Bu karşılaşma açıkçası bana bas bas gol var diye bağırıyor. İki takım da birbirine gol atacaktır. Marsilya kendi evinde olduğundan dolayı diyorum ama üst tercihi biraz daha güvenilir. O yüzden ilk tercihi ben üst olarak almışım. 1.25 orandan üst tercih edebilecek gibi. Karşılıklı gol var da 1.35 orandan tercih edilebilir. Ben bir tık daha risk alarak şahsen böyle maçları bir de izlediğim için daha zevkli oluyor. 4-6 gole gitmesini bekleyeceğim. 1.90 orandan en azından ana kuponda olmasa diğer kuponda değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmında dediğim gibi sizler de maçlarla ilgili yorumlarınızı yazarsanız herkes faydalanmış olur. Hala bir like yapmadıysanız buraya kadar bir like yaparsanız sevinirim. Ve şuraya da kanala abone olmadıysanız şuradan bir abone olup bir de zil işaretine basıp bildirimlerinizi açın ki video yüklendikçe bildirim gelsin. Bir de şuradaki videoları incelerseniz güzel videolar var orada. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.